Beşiktaş'la ilgili geçelim ki sen yine gün boyu aktardın transfer konusundaki gelişmeler. İki isim merak ediliyor. Bunu açılışın programın açılışında da telaffuz etmiştim. Biri Sörlot. Çok fazla Sörlot adı geçiyor Beşiktaş'la alakalı. Diğer tarafta da Rıdvan Yılmaz'ın durumu var. Rıdvan Yılmaz gidecek mi, kalacak mı, anlaşıldı mı? Bir açıklama yok. Bir e, Avrupa'dan da gelen bir açıklama yok. Yani sen iki kulübün adını verdin orada. Frankfurt ve Torino demiştin. Oradan da herhangi bir açıklamada yok. E Rıdvan Beşiktaşlı taraftarların çok sevdiği, Barnebas'ı, altyapıdan Ersinle gelip şampiyonluk yaşamış oyuncular bir sezon daha görmek istiyorlar en kötü ihtimalle diyorum. Bir şampiyonluk daha takıma kazandırmalarını bekliyor. Ama çok da değerli isimler bunlar. Talipleri de artıyor tabii her geçen gün. Rıdvan konusundan başlayayım. Başkan Sayın Çebi Ahmet Durçebi 2-3 gün önce Bilal Meşe'ye, Bilal Abi'ye Milliyet gazetesine bir röportaj verdi ve Rıdvan bölümüyle ilgili olarak şunu söyledi. 10 milyon euro talep ediyoruz dedi. Ben konuştuğum zaman evet Sayın Başkan'ın bunu istemesi gayet normal. Ee, bunu talep etmesi gayet normal. Ama Torino'nun ya da işte biraz daha teklifi düşük olan Frankfurt'un 10 milyon euro gibi seviyelere çıkmasını ben beklemiyorum. 3 ee, aşağı 5 yukarı 5 milyon euro civarında bir para olacak. Bu 5 beş olur. 5,5 beş olur, 4,5 olur. 4,5 olur, 5,750 olur. Bu 3 aşağı 5 yukarı böyle bir e, rakam düşünüyorum e, geleceğini, tekrar yenileneceğini. Ancak 10 milyon eurolara kadar çıkacağını beklemiyorum. Burada Rıdvan'la konuşacak sezon bittiği zaman e, Beşiktaş yetkilileri. Ceyhun Kazancı konuşacak orada yetkili olduğu için profesyonel, sportif direktör. Rıdvan'ın gitme isteğinden, hayalinden zaten bahsediyoruz. Ben Torino kulübünün en fazla 300-500 bin euroda çıkma ihtimalinden söz edebilirim ancak sayın başkanın ifade ettiği gibi 10 milyon euro beklemiyorum. Ha bana soruyorsan Rıdvan'ın değeri kaç? Ben sana 20 desem de bir şey fark etmeyecek zaten. <laughs> Ama e, burada iki taraf konuşacak sezon bittikten sonra. Orta yol bulunur diye düşünüyorum. Bu Rıdvan tarafı, Sorlo tarafı şimdi bu kaç oldu? 5 oldu. 5 beş, ayın 5'i ikisinde Real Sociedad'ın e, satın alma opsiyonu sona erdi günü 16 milyon euroydu. Artık Sörlot'u isteyen kulüp e, LiveZik'le görüşecek. Buradan net bir şekilde ifade edebilirim ki Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi artı Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Alexander Sörlot'la birebir görüşme gerçekleştirdi. Telefon mu dersiniz, görüntülü mü dersiniz, sesli mi dersiniz görüşme gerçekleştirdi ve Beşiktaş'ta Aleksandr Sörlot'u görmek istediklerini kendisine iletti. O, tabii ki Sörlot şu cevabı vermemiş. Ben geliyorum, geldim, hemen öyle bir şey yok. Ancak Türkiye'de oynamak istediğini, şartların oluşması durumunda Beşiktaş'ta oynayabileceğini iletmiş. Beşiktaş'ta bulunan yetkililerin de e, pozitif bakmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Ancak burada bir sıcak para girişi gerçekleşmesi gerekiyor. Bu belki hesaba katmadığımız, şimdi üzerine konuşmadığımız... Ersin satışı olabilir. Belki üzerine konuştuğumuz Rıdvan satışı olabilir. Ya Burada bir 6-7 milyon euroluk bir para gerekiyor. Bu 6-7 milyon euroluk bir para Beşiktaş kasasına girerse bu para Sörlot transferinde değerlendirilecek. Sörlot transferinde de ben en büyük Beşiktaş'ın avantajının diğer takımlara oranla %50'sini yani sonraki satıştan pay olarak teklif edileceği için burada diğer takımlara oranla daha Önde görüyorum. Ancak halen transfer bitti demek için de, bitmedi demek için de erken. Çünkü Beşiktaş herhangi bir resmi girişim, resmi bir teklif Leipzig'e e yapmadı. Hı hı. Her seferinde yeniliyorum. Lütfen belki sürekli bizi izleyenler var zaten. Lütfen aynı cümleyi kullanıyor gibi demesinler. Alex Teixeira transferini biz burada... Emre bütün yaz beraber vakit geçirdik seninle. Biz Alex transferini iki ay boyunca senin yanında yüzlerce defa konuştuk yetkililerle. İki ay boyunca Alex'i konuştuk. Ben Alex en öyle... olmayacak denen zamanda oldu. Evet. Sörlot transferi de biraz öyle. Biz bir buçuk iki ay boyunca Sörlot'u konuşacağız gibi duruyor. Ancak Beşiktaşlara şunu söyleyebilirim. Beşiktaş 3-4-3'ün üç, üçlünü soluna, hucum hattının soluna. iki tane. Rozier'i yedekleyecek bir tane. İki tane stoper. Biri yerli, biri yabancı. Rıdvan ayrılırsa sol tarafa bir tane. Buralara 1 ila 1,5 milyon euro seviyesinde 2 milyon euroluk bütçeli oyuncular transfer edecek. Geldiklerinde belki biz bile e, isimlerini duyduğumuz zaman nasıl telaffuz ediliyordu diye yetkili isimlere soracağımız transferler olacak. Ancak Beşiktaş'ın Santroforu yeni sezonda en az 4,5-5 milyon euro değeri olan bütçe oraya ayrılan maliyetli bir forvet oyuncusu olacak, santrofor olacak. Artı olmakta zorunda. Hı hı. Beşiktaş santrofor transferini bütçeli bir oyuncu transferi yapmak zorunda. Beşiktaş'taki yetkililerin böyle bir mecburiyeti var. En azından bütçeli bir para... forvetin olmadan şampiyon olamıyoruz. Helal sana. Beşiktaş bütçeyi santraforu ayıracak. Alexander Sörlot olmaz. 6-7 milyon euro civarında. 4-5 milyon euro civarında şimdiye kadar haberleştirmediğimiz başka bir futbolcu olur. Ama maliyetli bir futbolcu olacak ve pivot olacak. Hı hı. Yani pivottan kastım üzerine isim veremiyoruz çünkü ya yani biz pivot derken çok da tipik bir pivot değildir bence. İsmi Bildiğin buram buram pivot. Ya yani buram buram bir doksanlık bir oyuncu gelecek. Yani yolda bakıyorsun bir doksan Beşiktaş'ın santrafor adaylarından biri diyebileceğim bir oyuncu. Ya yani Beşiktaş'ta hocanın isteği, hocanın raporuyla ilgili. Elbette üzerine öğrenmek için çalışırım. Çalışıyorum da zaten. İsimler özelinde çok fazla üretemesem de tipleme olarak hocanın güçlü, kalıplı, e, ceza sahası içerisinde fiziğini fazlasıyla kullanabilen bir oyuncu isteği var. Buram Buram bunu tiplemesi... Bu Koray'dan da Artem Zuba gibi mi? Müthiş örnek. <laughs> Müthiş. Zuba. Buram buram Zuba. Buram buram Hugo Almeyda. Buran buram Alexander Sörlot. Buran buram Cornelius. Mario Gomez. Hatırlattın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani o tiplemede hepsi. Bu arada şimdi 10 dakikalık hatta 9 dakikalık bir süremiz kaldı. Ee, Sercan'dan hem Sörloth hem de Rıdvan konusundaki detayları aldık. Ee, Fenerbahçe ile ilgili Ahmet Selim Kul. Sen e, derbi öncesindeki 11'den bahsetmiştin. İşte e, savunma kurgusu nasıl oluşur? Kim Minjae'nin durumundan bahsettik. Şimdi yaklaşık 1-2 saatlik süre içerisinde çok fazla Kore'yle De Sport'un haberi olarak paylaşılıyor bu arada. Hı hı. E, İtalyan basını Kim Minjae'nin Napoli'nin radarında olduğu evet. ve belli başlı rakamlar da geliyor. Şimdi bazı kesim çok yazılıyor Kim Min haberleri işte bunlar hep vitrin haberleri diye mesajlar da geliyor çünkü. Ben de bir yandan Kore Radar Sport'tan haberi bulmaya çalıştım. 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber var. Daha Kim Min Fenerbahçe'ye transfer olmadan hı hı. yanlışım yoksa. yazılan bu haberde de Lazio'nun çok ciddi bir şekilde Kim Min ile ilgilendiği, İtalya oyununa, İtalya savunma sistemine çok uygun olabileceği bir haber var. İzleyicilerimiz de 24 Ağustos 2020 tarihli Kore'li Adalya internet sitesi üzerinden bu habere de ulaşabilirler. Yani bu transfer dedikodularının ne kadar ciddi olduğunun da bir göstergesi. Napoli haberinin bir göstermelik bir haber değil. kimince evet, evet. üzerinde çok ciddi bir planlamanın olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Zaten Napoli'nin girişimlerini haberleştirdik biz de. İlk açılışı 7 milyon, 8 milyon euro bandında. Yani aslında... Benim en azından bildiğim resmi teklif bazında en ciddi ilgilenen kulüp Napoli. Hatta e, bu konuda e, yani bu süreç devre arası transfer döneminin de öncesine gidiyor. Yani devre arasından da öncesine gidiyor. İlk teklifleri 7-8 milyon euro bandındaydı. Daha sonra 10 milyon euro'nun üstüne çıkacaklardı son günlerde işte İtalya basınına kaynaklı ben de sosyal medyada görüyorum 10 15 işte 15'ler vesaire konuşuluyor ki ilk bu haberleri paylaşırken de bu rakamların çıkacağını hani biraz stratejik başladıklarını söylemiştim Kimince orada en son 234 milyon lira 14.9 milyon euro olarak telaffuz edilmiş teklif teklifi Napoli'nin ee, dediğim gibi ben hani onların üstüne çıkacağını duydum Ondan sonra oradan çok net bir haber tabii her konuya da sürekli bakamıyoruz onun da etkisiyle ama çıkacaktır çünkü ilk 7-8 milyon geldiğinde bu teklif göstermelik bu pazarlık bayağı uzun sürecek gibi gözüküyor şeklinde bir bilgi gelmişti. Kim çok geniş piyasası olan muhtemelen bu yazın başka teklifler de alacak bu arada. İtalya dışında da teklifler alacak gibi gözüküyor. çünkü Güney Koreli olması sebebiyle her zaman bir turistik tarafı da var yani pazarlama tarafı da var işin. Bundan dolayı Kim min şeyi İngiltere'de de takip ediyorlar. İngiltere'den de takip eden takımlar var, İtalya'dan da var, başka ülkelerden de var. Resmi teklifler artacaktır Ama Kim Min-jae'nin düşüncesi Dünya Kupası öncesinde yer değiştirmemek. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe'nin düşüncesi de Kim Min-jae'yi böyle direkt satmak değil. Onu da söyleyelim. O yüzden Fenerbahçe zorda kalmadıkça teklifler 20 milyon euronun üstüne yani böyle biraz daha çılgın diyebileceğimiz rakamlara çıkmadıkça bu yaz döneminde ben çok fazla Kim transfer olacağını ihtimal vermiyorum.